Bir gaz mal, bir kürek aman aman, ne zarımı kasayım. Türkülerin dili sustu. Aşık geleneğinin son temsilcilerinden Büyük Üstad Neşet Ertaş, 74 yıl önce doğduğu ve hep hasretini çektiği toprağına kavuştu. Devlet sanatçılığını o istemedi ama onu son yolculuğuna devlet uğurladı. Zülfü'deki Bozkır'ın tezenesi sustu. Bozdaklar yetim kaldı. Gönül dağı yağmur yağmur. 16 gün savaş verdikten sonra hayata veda ettiği İzmir'den hava yoluyla önce Ankara'ya geldi naaşı Büyük Üstad Neşet Ertaş'ın. Ardından da karayoluyla 74 yıl önce dünyaya geldiği topraklara. Gönül Dağı, Yalan Dünya, Zahidem gibi Türk halk müziğine sayısız eser kazandıran aşık geleneğinin son ismi. Sazıyla büyüdüğü Kırşehir'e getirildi. Zahidem. Ertaş mütevazılığı ve halka yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Halkın parası cebinde kalsın diye konser vermedi çoğu zaman. Yanlış anlaşılır diye devlet sanatçılığını da kabul etmediği gibi. O sanatçılığını kabul etmedi ama devlet onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ertaş için bir gönül eri diyen Başbakan Erdoğan da, türkülerin dili sustu diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saf tuttu. Hatta Başbakan Erdoğan, yolun açık olsun üstad, Allah'a emanet ol sözleriyle uğurladı. Abimiz, kardeşimiz, ozanımız mahlas olarak kullandığı, dikkat edilirse hep garip ifadesini kullanmıştır. Neşet Ertaş değil, garip. Çünkü o bu yalan dünyaya da garip olarak bakıyordu. Garip geldik, garip gideceğiz. Hepimiz aslında garibiz. Silahsız halk kahramanıydı Neşet Ertaş. En büyük silahı da sazıydı. Şimdi onun sazı sustu. Ahar can özümde sel gizli gizli. Ahi Evran Camii'ne hınca hınç doldurdu halkı. Türkülerini sevenler, devlet, siyaset protokolü de oradaydı. Sanatçı dostları da. Cenaze namazı kılındıktan sonra Başbakan Erdoğan Ertaş'ın naaşını bir süre omuzunda da taşıdı. Hemşerisi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da cenazesindeydi üstadın. Ve ebediyete uğurlandı Bozkır'ın tezenesi. Oluşturulan kortej eşliğinde Ertaş'ın cenazesi defnedileceği Bağbaşı Merkez Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Ve orada babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedildi. Başbakan Erdoğan da büyük ozan Neşet Ertaş'ı uğurlayanlar arasındaydı. Haberimizde o uğurlamanın kısa bir bölümünü izlediniz. İşte başbakanın Neşet Ertaş için söylediklerinin tümü. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul mevt. Thumme ileyna turca'un. Sadakallahul azim. İlahi ferman. Değerli kardeşlerim bu. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz. Şu anda huzurumuzda işte bir nefis, ozanımız, bozlakçımız Neşet Ertaş musalla taşında. Artık sözü yok. Sadece şu musallada bize nasihati var. Bu yalan dünyaya da garip olarak bakıyordu. Garip geldik, garip gideceğiz. Hepimiz aslında garibiz. Yani trilyonlar, milyonlar, makamlar, mevkiler hepsi boş. Gidilecek olan yer malum. 2 metreküp bir kabir. Ve o kabirde geldiği aslına dönecek. Çünkü biz topraktan geldik. Yine
toprağa dönüyoruz. Yolun açık olsun diyorum üstad. Allah'a emanet ol. Herkesin bir hikayesi var elbette. Neşet Ertaş'ın da